Efendim sözü hiç fazla uzatmak istemiyorum. Hemen konuklarımızla başlayacağım. Ama arkadakini görüyor musunuz arkadakini? Ben onu yerim. Ah. Tam gidip ısırmalık. Gözüküyor değil mi arkada? Gözüküyor mu? Evet. Zafer bizlerle beraber. Zafer'i de getirdi bu çok değerli ekip. Hemen bahsetmek istiyorum ekibimizden. Kadın binicilerimiz bizlerle beraber, centilmen binicimiz, jokeyimiz ve at eğitmenimiz. Aynı zamanda biliyorsunuz atlar rehabilitasyon amaçlı kullanılıyor. Bir okul söz konusu. Aynı zamanda bu okul jokey yetiştiriyor, kadın jokey yetiştiriyor. Çocuklarımızı atlarla buluşturuyor. O kadar güzel şeyler yapıyorlar ki hemen Zeynep Hanım'la başlayalım. Sonra Bercis Hanım'a söz vereceğim. Bize biraz okulu tanıtır mısınız Zeynep Hanım? Tabii ki. Türkiye Jokey Kulübü Ekrem Kurt Apprenti Eğitim Merkezi, jokeylik mesleğini icra edecek kişi yetiştiren Türkiye'deki tek kuruluştur. 1985 yılında İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda hizmete açılmıştır. Ünlü jokeylerimizden merhum Ekrem Kurt'un ismi okula 1998 yılında verilmiştir. Uzman kadromuzla kursiyerlerimize eğitim ve öğretim verilmektedir. Eğitim süresi 2 yıldır, yatılı bir kurstur. Kursiyerlerimizin tüm masrafları Türkiye Jokey Kulübü tarafından karşılanmaktadır. Hedefimiz uluslararası standartlarda dünyanın her yerinde başarıyla at binen ve ahlaki değerlere sahip jokeyler yetiştirmektir. Aynı zamanda eğitim merkezimiz 40 ülkenin yarış okullarının üyesi bulunduğu Uluslararası Yarış Okulları Federasyonu üyesidir. Mezunlarımız Avustralya'dan, İngiltere'ye, Almanya'dan, Dubai'ye kadar birçok ülkede koşulara iştirak etmekte ve ülkemizi başarıyla temsil etmektedirler. Benim söyleyeceklerim bu kadar genel olarak. Şimdilik bu kadar. Daha evet. Size soracaklarım olacak çünkü. Tamam. Ama Bercis Hanım'a dönmek istiyorum. Arkamızda Zafer'i görüyoruz. Evet. Ve tam karşımdaki fotoğrafta Zafer'i Down sendromlu bir küçük meleğimizle görüyorum. Birlikte o kadar güzel bir fotoğraf oluşturuyorlar ki, o kadar güzel bir kare ki. Zafer rehabilitasyon amaçlı kullanılıyor mu? Zafer'i daha çok rehabilitasyon merkezinde, yani atloterapi merkezimizde bir, yani yaşları çok küçük olan çocuklarımızla bir aradayken kullanmaya çalışıyoruz. Onun dışında da genellikle korkusu olan, ata yaklaşmakla ilgili korkusu olan büyük çocuklarımızla ilk başta atla olan iletişimlerini arttırmak için sevmeyle ilgili yanlarına götürmeye, bir hani o korkunun kırılmasıyla ilgili birlikte olmak için Zafer'i. Zaten Zafer köpek boyutunda. Zafer bizim köpek boyutunda. Veliefendi Hipodromu'nun maskotu zaten. Kim Veliefendi Hipodromu'na gelse İstanbul'da mutlaka Zafer'i görmeye geliyor. Onun bir fan durumu da var. Özel bizim için. Ama çok tatlı. Nedir Zafer'in poni ama yani standart aslında bir poni mi yoksa? Türkiye'de bütün hani poniler, yani poni olarak geçiyorlar tek tırnaklı kimlik kartlarında, aslında Shetland en küçük at türü. Ve yani yurt dışında falan da çok yaygın olarak kullanılan, terapide de kullanılan aslında atlardan bir tanesi. Nasıl fayda görüyorsunuz mesela Zafer'le bir arada olan ya da diğer ponilerle, diğer atlarla bir arada olan engelli çocuklarımızda nasıl gelişmeler oluyor? Kendisi aynı zamanda bir psikolog, Bercis Hanım bir psikolog. Zafer hani atla terapide daha çok dediğim gibi korkuları kırmakta ve ata yaklaşımla ilgili kullandığımız atlarımızdan bir tanesi. 4 tane boyları 1.50 olan özel çiftliklerden seçtiğimiz eğitimli, didagosu geniş olan, yani adımlarından gerçekten çok rahatlıkla karşılık aldığımız 4 tane İstanbul'da terapi atımız var. Veliefendi Hipodromu'nda. Bunlar çocuklarda eğer fiziksel engeli olan bir çocuğumuz varsa kaslarıyla ilgili gelişimde atın üzerinde vücudunu sıkmaya çalışıyor. Bu sıkma refleksi. Çok güzel, harika. Çok cevap verilen bir şey. Onun dışında atın üzerindeki kendi ısısı çok yaygın bir şekilde kullanılan fizik tedavi, yani fizik tedavide kullanılan yöntemlerden çok önemlisi. İkincisi zaten otizmli, Down sendromlu ve serebral palsili çocuklarımızla çok birlikte çalışıyoruz.
genellikle çocuklarımız kendine olan güveni olmayan çocuklar oluyor, engelli çocuklarımız. O kendine olan özgüveni geliştirmek, ben atın üzerindeyim, herkes aşağıda, ben bir şey başarabiliyorum hissini yaratabilmek. Amacımız onları mutlu edebilmek. Hipodromumuzda hem onları hem de velilerini de bir şekilde mutlu edip onların bir sosyalleşmesini sağlamaya çalışıyoruz. Çok fazla mucizevi şey de yaşıyoruz bununla birlikte. Kaslarıyla ilgili olan gelişimlerde çocukların çok fazla kasların geliştiğini, işte ellerini kullanamayan çocuklarımızın elleriyle tutabilecek hale geldiğini, yürümeye adım atmaya başladığını, konuşabildiğini çok şeye şahit olduk. Bizim için çok mutluluk vereceğimiz. Müsaade ederseniz biraz Zafer'in yanına gitmek istiyorum. Gelin. Gelin, 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 gelin. Herkes gelsin. Canım. Oğlum. Oğlum. Bakar mısınız güzelliğine? Efendim, sizi dünyanın en tatlı ponilerinden biriyle tanıştırmak istiyorum. Zafer, şöyle. Canım. Canım benim, hoş geldin. Ay sen televizyonda da, daha önce televizyona çıktı mı Zafer? Zafer hipodromumuza gelenlerle birlikte çıktı ama hiç yayına çıkartmadı. Evet, canlı yayını Zafer işliyor. Canlı yayındasın ha. Canlı yayındasın. Biraz Zafer'i anlatır mısınız? Nasıl, karakteri nasıl, ilgiden sinem, memnun sinem mu, neler yapıyor, ne yiyor? Sinem Hanım anlatsın isterseniz. Zafer'in şöyle bir karakteri var. Zafer çok tatlı, yani çok uyumlu. Yakında da bir çocuğu olacak inşallah. Ay sen baba mı? Bana bak. Evet. Baba mı oluyorsun öyle, sen? Aferin sana. Baba mı olacaksın çok sen? Çok önemli, naif olmasının yanında tabii sevildiğini çok iyi bildiği için birazcık şımarık. Öyle şımarık mı? Kim ilgileniyor Zafer'le? Genel olarak hepimiz ilgileniyoruz. Gel yanıma, gel yanımda anlat biraz bana Zafer'i. Ben de birazcık havuç veriyorum. Ay havuç mu yemeyi seviyor? Şeker yemiyor mu? Şeker de var cebimizde. Şekeri de çok sever, havucu da çok sever, meyveleri de çok sever. Oh. Genelde çocuklarla çok iyidir arası. Şeker. Zaten şeker. Eşi Şila ile yan yana duruyorlar. Şila. İkisi zaten maskotumuz bizim. Şila da mı Shetland? Evet. Evet. Daha mı güzel Zafer? İkisi de çok tatlı. Biz hiçbirini ayırmıyoruz. Zaten çocuğumuz gibi bakıyoruz hepsine. Aramız çok iyi. Çocuklarla iletişimleri süper. Bindirmekten hoşlanıyor mu çocukları sırtına? Tabii ki de. Yani öyle çocuklarla mi? Araları iyi olduğu için gayet mutlu oluyorlar bindikleri zamanda çocuklar. Zafer de hiçbir tepki vermiyor kolay atlar, kolay. Yatarak uyumuyor değil mi? Ayakta uyuyorlar. Ayakta atlar uyuyor ama yatarak yatıyor. Dinlenmek uyuyor için yattıkları oluyor tabii. Öyle mi? Tabii yatıyorlar. Yani gel, gündüzleri gel. Genelde ayakta oluyorlar. Şımarık mısın sen? Peki sinirlendiğini nasıl anlıyorsunuz? Mesela kulaklarını kulaklarını arkaya doğru böyle yatırdığı zaman kızdığını anlıyoruz. Ha. Zaten her hareketlerinden belli oluyor. Şu anda iyi ama. Şu anda rahat, iyi. Havucunu yiyor, çok havucunu mutlu. Havucunu yiyor, seviliyor. Seviliyor. Canım. Gözlerine bakar mısınız? Bir bakın. Çok farklı gözleri. Yok, yok. Zaten masmavi gözleri ısırma var. Isır, elimde avcumda size. Şey zannediyor, ısırıyor avcumu. Canım benim, al. Hiç doymuyor musun sen? Sen hiç doymuyor musun? Sen sürekli yemek mi yiyorsun? Kaç yaşından itibaren mesela Zafer'e çocukları bindirebiliyoruz? Şimdi çocukları daha çok, yani bebekleri Zafer, Şila öbür atımızla beraber genelde sevdiriyoruz üstüne, en azından bir bağ kurması açısından. Ben bebeklerimi açısından getirebilir miyim? Tabii mesela ki de getirebilirsiniz. Getirebilir evet, miyim evet, bebekleri? Tabii ki de getirebilirsiniz. Buradan söyleyelim değil mi Zeynep Hanım? Herkes gelsin. Evet. Herkes, bütün anneler, babalar, kadınlar, çocuklar. Herkes gelsin, atlarla iletişim kursunlar. İlla yarış olarak değerlendirmemek lazım. Kesinlikle. Kesinlikle. Hipodroma geldikleri zaman görecekler zaten. Çok güzel, enerjik bir atmosfere sahiptir hipodromumuz. Orada gelip atlarımızı sevebilirler. Atla gezinti yapabilirler. Misafirimiz olsunlar. Türkiye'deki 9 hipodroma da gidebilirler. Nasıl? Sadece İstanbul'da değil, Türkiye'de 9 tane hipodromumuz var. Bunların hepsinde böyle küçük atlarımız ve onları sevebilmek, hem de atabilme imkanları var. O yüzden 9 hipodromumuza da herkes çocuklarını lütfen götürsün. Fakat bir şey söyleyeceğim. Sizler poni diyorsunuz. Bazı ponileri görüyorum ben at boyutunda. Bayağı büyük ponileriniz var. Evet, değil mi? Dediğim gibi biz özellikle terapide biraz daha adımlarından yararlanabildiğimiz atları seçtiğimiz için öyle. Ama dediğimiz gibi Shetland'larımız, yani küçük ponilerimiz de var. Daha büyük geniş atlarımız da var. Shetland İngiliz menşeili mi?
Yani köken İngiliz mi acaba? Yani onlar tabii hani zamanla şey yapmış ama İngilizdi. Hani Arap da karışımları olanlar var ama genelde Shetlandlar İngiliz. Ay! Tüylerini döktün üstüme bütün. Bak! Şimdi ben mesela bir yaşında bebeğimi getirsem üstüne binebiliyor mu? Şöyle bir şey, bindirmenin yanında onu sevmesi onun için çok etkili. Anne karnından itibaren biliyorsunuz her şey hissedebiliyor çocuklarımız. O yüzden onunla olan iletişimi çok farklı oluyor. Bir yaşında sevmeye başlayan çocuk yani 3 yaşına geldiğinde çok rahatlıkla atabilebilir bir duruma geçebiliyor. Onu çünkü yabancı görmüyor. Yani özellikle atlar, yunuslar ve köpekler terapide de çok yoğun kullanıldı ve sinyalleri beyne çok çabuk giden insanda dokunduğu zaman beyne çok pozitif sinyaller gittiği için atlarla olan iletişimleri kendi gelişimlerinde de çok faydalı çocuklar. Müsaade edersen yerimize doğru geçeceğiz biz. Zafer. Neden ismi Zafer? Sanki bir sürü zaferler kazanmış, manialar atlamış. Ondan sonra Arap atlarıyla yarışıp İngiliz atlarını geçmiş. Bize başkanımızın hediyesi öyle konulmuş ismi. Çok da yakışıyor Zafer ismi ona. Gerçekten öyle bir yapıya sahip. Hiç öyle küçük olduğuna bakmayın. Öyle mi? Bak içeriden de bilgi zaten alıyoruz. Küçük olduğuna bakmayın, siz neler görüyorsunuz aslında, biz neler görüyoruz diye. Hadi gelin birazcık sohbet edelim. Siz burada Zafer'lesiniz. Gentleman binicimize dönmek istiyorum. Şimdi jockey ve gentleman binici arasında ne fark var? Jokeyler profesyonel olarak bu işi yapıyorlar. Biz hani amatör gentleman binici yine belli bir yarışlara katılabiliyoruz. Ha, gentleman yarışmalarına evet, katılabiliyorsunuz. Senede birkaç tane yarış oluyor. Onlara katılabiliyoruz. Amatör olarak at sporuyla ilgilenip at binip evet. Ata binmek mi, at binmek mi diyorsunuz? At binmek. At binmek at diyorsunuz. Binmek. Tamam. Siz de at yarış atı antrenörü. Yarış atı antrenörü. Evet. Nasıl oluyor yarış atı antrenörü? Ne yapıyorsunuz? Şöyle ki üniversitesi var bu işin, 2 yıllık. Ön lisans mezunu olduktan sonra sahada kendimize evet yer edinebiliyoruz. Türkiye Jockey Kulübü'nün de katkılarıyla bayanların da öncülük ettiği bir hani durum haline geldi. Çünkü sınıf arkadaşlarımız olsun hep daha önceden babadan geçme veya işte babadan kalma şekilde çocuklar bu işi yaparken biz de bu işi yapmak istiyoruz. Benim babam bu işi yapmıyor mesela. Ben okuyarak bu işe dahil oldum. Ne yapıyorsunuz mesela? Aslında atı nasıl yarışa hazırlıyorsunuz? Psikolojisi var. Evet. İşte fiziksel olarak var, jokeyinin ayrı hazırlanması, atın ayrı hazırlanması var. Neler yapıyorsunuz bu süreçte? Yarış atının gelişimi ve yarışa katılması çocukluğundan, bebekliğinden itibaren aslında çok önemli. Sahaya geldikten sonra biz atın beslenmesi, idmanları, günlük bakımı, bütün her şeyle ilgileniyoruz ve onu yarışa hazırlıyoruz. Belli bir program çizelge içerisinde nasıl sporcular yarışa hazırlanıyor ve ona göre program yapılıyorsa yarış atları için de aynı şey geçerli. Ona göre bir planlama yapılarak beraber çalışıyor. Zaten atlar idmana çıkıyor her sabah. İdman jokeyleri çalıştırıyor ve yarışa hazır olduğunu hissettiğimiz zaman atımızın bir yarışa kaydediyoruz ve o zaman işte jokey ile birleşebiliyorlar ve yarışa katılıyorlar. Çok güzel. Bir yandan da Zafer'e bakıyorum, mavi mavi bakıyor, inanılmaz güzel. Nasıl uzak kalıyorsunuz Zafer? Zaten kalmıyoruz diyorlar. Şöyle bir anımızdan bahsetmek istiyorum. Zafer'den biz de belli bir süre, bir buçuk ay kadar uzak kaldık. Şile isimli Shetland Pony geldi. Biz bunları çiftleştirmek istedik. Silivri'de bir aşım istasyonu var Türkiye Jockey Kulübü'nün. Onları oraya gönderdik, Şile ve Zafer'i. O esnada Zafer'i sürekli gelip seven veliler var ve çocuklar var. Bana geldiler, dediler ki ya Zafer nerede hani? Ben Silivri'ye gittiler işte çiftleştirecekler falan dedim. Ya bir şey sormak istiyoruz. Eğer sakıncası yoksa biz de Silivri'ye gidip onu görebilir miyiz? Ay çok canım, özledik. Çok güzel. Ben de tabii ki gidip görebilirsiniz dedi. Çok güzel. Ve Zafer'i orada ziyaret eden birçok Zafer'in fanı vardı gerçekten o süreçte. Zafer'e ayrı Instagram sayfası mı açsak? Gerçekten. Zafer on board. İsminiz evet. De bu olsun. Fakat yani
çocukların tahmin ediyorum Zafer'e olan ilgisini, ama orada jokey kulübünde çok fazla at var. Evet. Özellikle 9 jokey kulübü mü var dediniz? Hipodrom. 9 hipodrom var. 9 farklı şehirde hipodrom müdürlüklerimiz var. Genelde binicilerin, centilmen binicilerin olabilir, profesyonel binicilerin olabilir, kendi atları mı var, yoksa size ait atlar mı? Şimdi Türkiye Jokey Kulübü'ne ait olan sadece bizim atla terapide ve aprant eğitim merkezindeki öğrencilerimizde eğitimde kullandığımız eğitim atlarımız var. Eğitim atları. Ayrıca Karacabey ve Mahmudiye Şanlıurfa haralarımızda aygırlarımız mevcut. Hmm. Onun dışında hipodromlarda yarışan atların hepsi at sahiplerine aittir. At sahipleri. Türkiye Jokey Kulübü yarış organizasyonu yapıyor. Gıda, Tarım, Hayvancılık Bakanlığı'ndan almış olduğu yetkiye istinaden. Anladım. Peki buradan ne dersiniz Bercis Hanım? Ailelere seslenelim mi? Hipodromu bir kenara bıraksınlar ama Türkiye Jokey Kulübü kapılarını açmış hem kadınlara, evet, hem çocukları, hem atla alakadar olanları bekliyor diyebilir miyiz? Kesinlikle öyle. Biz çocuklarla hem insanları bir araya getirmeye çalışıyoruz atlarla. Çünkü atasporumuz, inanın tabiatımızda var. Hiç yabancı değiliz. Bir araya geldiğiniz zaman çünkü kendinizi çok ait hissediyorsunuz. Tehlikeli zaten mi? Şöyle bir şey söyleyeceğim. Bizim zaten bir araya getirdiğimiz, insanlarla bir araya getirdiğimiz atlarımızın hepsi eğitimli ve tehlikeli değil. Zaten bizim kendi personelimizle bir araya geliyorlar. Kontrollü de. Bize göre biz tehlikeyi veya riski her zaman minimumda tutmaya çalışıyoruz. Her şeyde olduğu gibi. Bu her şey için geçerli. Aslında bana sorarsanız hiçbir şekilde, yani sevgiyle yaklaştığınız hiçbir şeyden zarar görmezsiniz. Bir tecrübemi aktarayım o zaman. Kendisine sevgiyle yaklaştım. Polonezköy'de hani gelin gelin biliyorsunuz 50 TL falan diyenler var. Bindim. Ondan sonra o kadar kendime güveniyorum ki hayvanlara aşığım. Bırakın dedim dizginleri. Aldım da dizginleri. Fakat hayvanın susayacağı tutmuş. Ay. Biz dört nala, ben hayatımda ilk defa ata binmişim. Ondan sonra bir de mania da atladık ufak çaplı. Şöyle küçücük, şu kadarlık bir şey. Ondan sonra yalan gittik birlikte. Arkadan sahibi geliyor. Annem babam arkadan koşturuyorlar. Kızım sıkı tutun diye. Ben niye? Atın üstünde o oldu. Yani kendi ihtiyacını karşılamış. Ama ben tabii yalan gittinceye kadar hayvanın beni nereye götürdüğünü bilmiyordum. Ya. Onun için şunu demek istiyorum aslında. Lütfen öyle hani gelin ata binin, işte sahilde şöyle bir at koşusu yapın. Ona uzmanına gitmekte fayda var. Dizginlerden tutan olsun, ne yapacağınızı bilin, öyle değil mi? Evet, eğitmenler eşinde bindiriyoruz zaten biz gelen misafirlerimizi, yalnız bırakmıyoruz. Hepsi Mustafa zaten kontrollü. Evet. Ayrıca biz bunların hepsini ücretsiz yapıyoruz yani insanlara. Onu da söyleyelim. O da önemli. Altını çizerek ücretsiz olduğunu tekrar edin lütfen. Evet. Bizim kulübümüzün böyle bir sosyal sorumluluk projesi bu. Atla terapi özellikle. Atlı gezintide. Ayrıca bir de Pony Club etkinliğimiz var bizim. İl il gezen. Ondan sonra çocuklarla atları bir araya getirmek için Türkiye'nin illerini gezen bir pony tırımız var. Lütfen Türkiye Jokey Kulübü ile ilgili bir şey gördükleri zaman mutlaka at seveceklerini bilsinler. Atlarla bir araya geleceklerini bilsinler. Özellikle engelli çocuklarımız ve velilerimiz hipodromlarımıza bekliyoruz. Biz 4. merkezimizi çok yakın zamanda inşallah Bursa'da açacağız. İstanbul, İzmir ve Diyarbakır'da şu an aktif bir şekilde atla terapi merkezlerimiz faaliyetini gösteriyor. Yakında Mayıs ayında inşallah çok güzel bir aktiviteyle Bursa'da açacağız. Daha sonra da tüm hipodromlarımızı açmayı planlıyoruz. Engelli çocuklarımızı, velilerimizi, tüm çocuklarımızı, bütün herkesi aslında hipodromlara bekliyoruz. Lütfen kendinizi böyle bir sevgiden mahrum bırakmayın. Çünkü biliyorsunuz siz de bir araya gelmişsiniz. Bir kere bir araya gelmek, onunla o iletişimi kurmak, ondan vazgeçmemek demektir. Nasıl ulaşacaklar size Zeynep Hanım? Yani ben mesela çocuğumu Zafer'le tanıştırmak istiyorum diyen bir izleyicimiz var şu anda ekran başında. Ne yapması evet gerekiyor? İstanbul Hipodromu'nda Atla Terapi Merkezi için pazartesi, salı, perşembe günleri 10 ile 17 arasında atla terapi yapılıyor. Hı hı. Engelli çocuklarımızı o günlerde bekliyoruz ve velileri.
çarşamba ve cuma günleri de atlı gezinti yaptırıyoruz. Perşembe ve cuma da evet, 14-16 yani saatler arasında. Alsınlar çocuklarını, veliler gelsinler. Evet. Veliler gelsinler. Özel bir kıyafet giysinler mi gelirlerken? Şöyle, özel daha çok rahat kıyafetler giymelerini tercih ediyoruz. Onların hı-hı üzerlerine ve ayakkabıları da tabii rahat olmalı. Topuklu ayakkabı istemiyoruz. Bilhassa spor türü ayakkabılar tercihimiz. Ata binerken iş güvenliği tedbirlerini biz zaten aldırıyoruz. Şöyle ki koruyucu, kask ve yelekleri bizden temin edebiliyorlar. Binmeden onları görevli arkadaşlarımız giydirip atın üzerine daha sonra bindiriyorlar. Telefon numaramızı vermek isterim verelim ben. Verelim telefon numaramızı. 0212 414 67 53 numaralı telefondan haftanın 5 günü 9 ila 18-30 saatleri arasında bize ulaşabilirler. Şimdi biliyorum ki bana bir sürü mesaj gelecek. Ah Oylum Hanım neydi kaçırdım diye. İnternetten de bulabilirsiniz efendim. Hadi gelin Zafer'in yanına gidelim. Evet. Çünkü bir şey daha eklemek tabii istiyorum. Buyurun. Bizim kadın seyis projemizden bahsetmek istiyorum. Buyurun. Çok önem verdiğimiz ve Türkiye Jokey Kulübü'nün bu tür projeleri desteklediği bir husus. Türkiye Jokey Kulübü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve İşkur ortaklığıyla Elazığ'da kadın seyis projemiz başladı. Şu anda kadın seyis adayları eğitim görmekteler. Eğitimlerini tamamlayanlara seyis lisansı verecek. Biliyorsunuz sektör olarak biz erkek egemen bir sektörde çalışıyoruz. Evet. Kadınların şefkatle ve sevgiyle ata yaklaşmaları bir artı diye düşünüyorum erkeklere nazaran. Bunu sektöre yaymak ve sektörde kadın sayısının artması için bu tür projeleri kulübümüz desteklemekte. Zafer, ne oluyor sakin? Aslında zorlanıyor, ayaklar kayıyor. Evet, evet. Hadi gelin yanına gidelim. Çünkü artık son 1-2 dakikamıza giriyoruz. Zafer'le noktalayalım. Son 30 saniyemiz ve sonrasında reklama gideceğiz. Korkma, tamam mı? Biz geldik. Aferin. Aferin oğlum sana, aferin. Efendim, Zafer sizi bekliyor. Hanımlar ve özellikle çocuklar ve kadın jokey olmak isteyenler, lütfen Türkiye Jokey Kulübü'ne başvurunuz. Çocuklarınızı bu dünya güzeli ve inanılmaz hisli hayvanlarla bir araya getiriniz. Onlar sizi bekliyorlar ve tek istekleri ve tek arzuları sevgi. Başka hiçbir şey istemiyorlar. Hep atlar ve köpekler diyorlar ama atlarla insan ilişkisi o kadar eskiye dayanıyor ki bu ilişki günümüz şartlarında metropollerde yaşarken tabii ki çok söz konusu olmuyor. Ama Türkiye Jokey Kulübü bunu yaşatmak için elinden geleni yapıyor. Onun için bakınız Zafer geldi. Türkiye Jokey Kulübü Zafer'i getirdi. Sizler için, sizlere bu güzellikleri canlı yayında gösterebilmek için. Artık bundan sonra sizi bekliyorlar. Bercis Hanım. Evet. Bercis Hanım. Bercis Hanım. Zeynep Hanım ve jokeyimiz, centilmen bilicimiz ve at yetiştiricimiz ve sizler. Çok teşekkür ediyoruz. Biz sana teşekkür da çok ederiz. Teşekkür ediyoruz. Biraz yorduk mu seni? Senin hanım seni bekliyor tabii değil mi? Sen hanımı mı istiyorsun? Babamı olacaksın sen. Bir an önce gitsem de çocuklarla beraber olsam beni nereye getirdiniz siz diyor bu güzellik. İyi ki geldiniz, iyi ki Zafer'i de getirdiniz. Kısacık bir ara veriyoruz efendim. Metin Şentürk bizlerle beraber olacak. Bana ne olur güzel bir şey söyle, iyi geceler bile olabilir. Ya da günaydın de mesela, o bile gönlümü alabilir. Yeter ki senden olsun, yeter ki kalbi bulsun, yeter ki senden olsun, yeter ki benim olsun. Bana bir
Alkışlar susmuyor Metin Şentürk, alkışlar susmuyor. Ama bir kişi değil mi? Susmuyor alkışlar. Susturamıyoruz alkışları. Susturamıyoruz, susturamıyoruz. Nasılsın? Hoş geldin. Şöyle göstermek istiyorum. Şöyle. Hoş bulduk tabii ki de. Güzel, alışkın olduğumuz, mekanımız diyebileceğimiz bir yere geldik. Burayı biz çok seviyoruz, bu programı. Enteresan bir haber aktarıyor arkadaşlarımız bana. Nedir? Türkiye Jokey Kulübü Başkanı sana at hediye etmek istiyormuş. Allah! Benim... Ha şey... Ya, evet. Yalçın Bey miydi? Yalçın Bey mi? Yasin. Tamam, bağlanalım. Yasin bağlanalım. Abi, gerçekten sen... Ya çok değerli bir adamdan söz ediyorsunuz şu anda. Benim de çok sevdiğim, bir gün ziyaretine gitmiştim. Bana gerçekten orada bir at hediye etti. Fakat dedim ki... Bakabilir miyim, bakamaz mıyım, yazık eder miyim? Ve çok da severim, biliyor musun? Artık bu bir başlangıç. Duruyor mu acaba atım orada? Atım duruyor mu acaba? Onu merak ediyorum. Bir dakika, senin atın var mı zaten? Orada vardı, başkan hediye etmişti. Sen gidip görmüyor musun atını? Ya ben gitsem de görmüyorum ya. Yok, gittim birkaç defa, gittim. Ya Metin. Tamam ama alışkın olun bana bu işlerde. Biliyorum. Şimdi bilmez olur muyum? Gittim. Çok da güzel bir at. Fakat dedim ki ya ben şimdi bunu hani orada onun sorumluluğunu almak gerçekten büyük bir iş. Hem bakım hem işte onun belli başlı rutin şeyleri var. İçeride düzenleri var. Dedim herhalde uğraşalım. Sembolik olarak benim olsun ama yine orada olsun. Zaten ondan bahsediyorlar. Hani tabii, at hediye etmiş, yayına aynen. Bağlanacakmış. Sana bir şeyler söylemek istiyormuş. Tamam, derhal. Jokey Kulübü başkanımız. Başkanımı zaten bir ziyarete de giderim artık ben. Artık bundan sonra el mahkum bak, görüyor musun? Bir atı kontrol edelim bakalım. Bu ara hiç para gelmiyor oradan, nasıl olacak? Bir de yarışlara mı sokuyorlar senin için? Tabii canım. Yarış atım benimki. Öyle mi? İngiliz atı mı? Gayet başı. Valla menşei neydi tam hatırlamıyorum. Bu işle çok haşır neşir bir insan karşımızda. Müzik faaliyetlerinden kendisi fırsat bulamıyor atıyla ya ilgilenmeye. Beni atın üstünde jokey olarak görürseniz hiç şaşırmayın. Yasin Bey telefondaymış, sana böyle yapacak tamam. Anladığım kadarıyla. Haydi Yasin hocam. Bey. Günaydın Yasin Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, iyi günler diliyorum. Başkanımın sesini içeri biraz açar ederiz. Mısınız? Biraz burada açalım sesi. Aslında Metin kardeşim at sevdalısı bir arkadaşımız.
Bence kendisini sahalarda olduğunu görünce kendisine yeni bir İngiliz tayı hediye etmek istemiştim 2008'de. Ve bir tay hediye ettim ama tay galiba hiç koşmadı. Başkanım, benim arkadaşları da çok güzel bir espri yapmışlar. Bu atı sen alırken görmedin mi diye. Başkanım, siz bana öyle bir at verdiniz ki koşmuyor ya, sadece yürüyor. Başkanım, yanlış seçim yapmışsınız. Başkanım, Mete Şentürk'e vermişsiniz atı. Bakın bize verin. Hayır, kabul etmiyorum. Başkanım, biz bu şeyi revize edelim, bu 2008'i güncelleyelim. Geç. Çok geç. Geç kaldık. Yok artık. Bekliyorum. Başkanım, bana güzel bir at seçin. Gelip hediyemi teslim alacağım başkanım. İlk fırsatta bana gelince sana başka bir at daha hediye ederim. Tamam başkanım. Başkanım, elinizde varsa... Ama bu sefer gözün açık olsun. Başkanım, bu sefer beni kekleyemezler. Hay Allah. İyi başkanım. Yayınlar diliyorum. Çok teşekkür saygılar ediyoruz. Sağ başkanım. Olun. Çok teşekkürler. Başkanım, atıma iyi baksınlar. İsmini atın. Metin Şentürk. Ben ismini ben koyacağım. İsmini ben koyacağım. Daha koymadın mı? Hayır, şimdi yeni alacağım daha. Bir dakika, atın ismi burası hafta sonu olsun. Yok canım, o çok uzun ya. Aa, neler var ya? Ya ben kesenlerden, biçenlerden falan. Benim atın diye... adı belli oldu. Tek yürek. Tamam. Oo, şimdi tek güzel. Yürek. Tek yürek. Atın adı tek yürek oldu. Tek bitti. Yürek. Albümün... Atın adını bile koyduk başkanım, görüyorsunuz. Tek yürek koşuyor. Tek yürek. Tek yürek. Tek başına koşuyor tek yürek ve tek başına, evet, birinci. Ya başkanım, bir tane de burası hafta sonu atı olsun. Ne olur sizin olsun ama ismi burası hafta sonu olsun. İnşallah bu yayından sonra sizin atınıza öyle bir atını bulacağım. Bize de. Yok, sizin teşekkür atınız olsun. Herkese. Çünkü bu çok büyük sorumluluk. Jockey kulübünün atı olsun ama burası hafta sonu olsun ismi. Okey, görüşmek üzere. Başkanım benim. Başkan selam verdi, borçlu çıktı valla. Valla hakikaten. Çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Jockey Kulübümüzün başkanı bağlandı. Meğerse 2008'de Metin Şentürk'e bir at hediye edilmiş de o atın akıbeti, ismi ya bile yok zavallı hayvanın. Metin aşk olsun. At para kazanmayınca ben de atı saklamak zorunda. Sen ilgilenmezsen nasıl para kazanacak at? Gideceksin, konuşacaksın onunla, saman yedireceksin. Yok, bu sefer, canım, cicim bu sefer başkanım güzel bir at hediye edecek bana, hissediyorum. Ve o atla gayet güzel bir bağ kuracağız. Arada bir ben onu eve de götürürüm. Seni düşünemiyorum. Yemin ediyorum. Var bende böyle ata yetecek kadar bir bahçe. Orada biz onunla takılırız işte. Bakın ne bilgiler ediniyoruz. Metin Şentürk'ün bahçesi at bakıcı hara sığdıracak kadar büyük. Yok, bir tane. Ya sadece bir ata yeter. Ha, tamam. Tabii, peki, tek atlık. Tamam o zaman. Tek atlık ve tek yürek. Yani. Tek yürek. Evet. Harika. Güzel koyduk burası. Süper. Burası hafta sonuna gitti bak ismim. İlla ki burası hafta sonu olsun istiyorum atın ismi. Evet, tek yürek güzel isim tek ama. Tek yürek güzel oldu. Tek yürek güzel herkes oldu. Herkes kendisini şimdi düşünüyor. Şimdi bizim atımız olmasa bile birileri mutlaka bir ata tek yürek adını koyacaktır. Bak, göreceksin. Bence çok güzel isim. Aynen. Albümün de çok güzel olmuş. Teşekkür hayırlı ederim. Uğurlu olsun. Çok hadi gel biraz albüme hadi dönelim. Hadi konuşalım. Saydın, biz ata gittik. Evet. 9 parça, 8'i sana ait. Aynen. Biraz anlat lütfen. Ben de bu arada ekranlarda gösteriyorum, tamam, albümün kapağını. Ya şimdi tabii çok single modasının olduğu bir süreçte ben yine bütün bir albüm yapmak istedim. Çünkü bu belki de doğrudur single yapmak. Hani belki alıcılar için de daha işte kolay oluyor, tüketimi kolay oluyor. Belki bir CD'ye para vereceklerine işte bir single'ı indirmek ve işte çeşitli mecralardan, sosyal mecralardan bunu daha ucuza mal etmek belki onlar için de avantajlı ama ben bu sefer de bunu tam albüm olarak yaptım. Hem böyle bir vefasızlık hissi yaratmasın bende. İşte bir şarkıyla işi bitirip geçip gidiyorlar demesinler diye. Yine çok üstüne titrediğimiz 8'inin sözünün müziğinin bana ait olduğu bir tane de çok eski, çok nostaljik, herkesin özellikle bizim jenerasyonun duyunca hatırlayacağına inandım. Tahir Dökme üstadımızın Dönemezsin diye bir şarkısı var ki biraz sonra dinleteceğim onu size. Tamam. Güzel bir çalışma. Bence bir dinleyin, tavsiye ediyorum. Bu iyi gelecektir ruhunuza, duygu dünyanıza. Çünkü çok özenle hazırladık. Ama yine de karar söz milletin.
Zaten Metin Şentürk'ü sevenler bu albümden vazgeçmeyeceklerdir, alacaklardır orası şüphesiz. Seninle ilgili enteresan bir şey öğrendim ben Metin. Benimle ilgili her an enteresan bir şey öğrenebilirsin zaten. Evet, yenisi işte bu bilgilerime, Metin Şentürk bilgi dağarcığıma bir yenisini ekledim. Sizin ailede 6 görme engelli varmış, baban dahil. Evet, evet, evet. Bizim orası küçük bir körler okulu gibidir. Öyle nasıl oluyor bu diğerleri? Hatta ben bununla ilgili bir hikaye anlatmıştım geçmişte Sayın Cumhurbaşkanımıza. O çok etkilenmişti. Bir günde bir canlı yayında telefon açtı bana. Dedi ki şu hikayeyi bir daha anlat. O zaman bir kere daha anlat. Cumhurbaşkanımızın şimdi, bağlanmasını beklemeden hemen dinleyin. Yok yok, bunu hani bir anekdot olsun diye söyledim. Bir gün eve geldim yatılı okuldan. Annem ağla. Biz Arnavutsuz, Kosova göçmeniyiz. Evet. Yani annem Türkçesi de bozuktu şive olarak ve de okuma yazma bilmezdi. Evet. Neyse geldim yatılı okulda okuyorum ama düşünün okuma yazma bilmeyen bir kadının 40 sene önce bir körler okulu bulup evladını oraya götürecek kadar da kültürlü, akıllı bir kadın olduğunu. Üstelik 7 çocuğu. Gösterin, üstelik 7 çocuk okuma yazma bilmiyor. Ve öyle bir yer buluyor işte. Ben şimdi sizin karşınızda ya. Ve ekranları başındaki insanların karşısında oturabiliyorsam işte o muhteşem kadının sayesinde. Yani hayatımın kahramanı, mimarı, annemin sayesindedir bu. Ne güzel. İşte o zaman gidiyor bir körler okulu buluyor. Neyse ben de hafta sonu geldim. Eve annem ağlamış. Biraz böyle sesi buruk. Anne dedim niye ağladın sen? Yok buraya moraç çocuk ağlamamışım dedi. Biz öyle konuşuyor. Anne işte ağladın, niye ağladın? Ağladın, ağlamadın, ağladın, ağlamadın. Sen ağladığını nasıl anladın? Anlaşılmaz mı? Ağla bakayım sen bir. Çok iyi oldu bu. Oldu mu? Anladın mı ağladığını? Yok yok hadi. Ağlama sen, hiç beceremiyorsun. Aşk olsun. Güzel bir şey söyledin ya. Allah ağlatmasın. Olsun, belki oyunculuk kariyerimi engelledin şu anda. Ya sen benim gözüm yanıltabilirsen bakma. Tamam, anlaştık. Neyse. Sonra? Geldim annem ağlamış tabii, kadının burnu morna tıkanmış işte, sesi garip çıkıyor filan. En son tabii ağladığını ana ikna ettim. Dedim ki ne oldu dedim. Kim seni üzdü filan. Evrem oraya çocuk dedi. Çok üzüleyim dedi. Oldunuz hepiniz körpür evladım dedi. Ay. Neyse bizde tabii 7 çocuk. Fakirlik sen diz boyu çok yaşa. Beraber. Babamız dükkanını kaybetmiş falan, o zaman ticari bir kayıp da var. Anne dedim. Biz fakir değil miyiz ya dedim. Hemen sinirlendi. Ne var be burada çocuk dedi. Ayıp mıdır fakirlik dedi. Yok anne onu demiyorum dedim bak. Bu evde 6 kişi daha görseydi biz bu elektrik parasını nasıl ödeyiz? Kadıncağız o günden sonra. Evet doğru Süleysin bre dedi. Hayatta mı? Yok kaybettik. Hayatta benim için tabii de. Tabii. Ama tabii kendi aleminde, öbür alemde. Bu arada bizi dondurdular burada. Ya burası morg gibi yemin ediyorum ha. Vallahi. Değerli izleyiciler, suratımızda bir donukluk görüyorsanız bilin ki buranın donukluğu yani. Vallahi çok soğuk. Kapanmıyor mu burası? Kapatsanız ha, ben zatürre geldim veren gideceğim. Vallahi çok sana soğuk böyle, dondum ben burada. Sana kaç saat burada kalıyorsun böyle? Bugün 2. Güzel sen. Bugün 2 sen direkt o zaman buradan çıksın. Buradan hastaneye gideyim tabii, değil mi? Aynen. Hapşırmaya başladım. Aynen. Canlı vallahi, yayında hapşırmak demek. Yani bu mesajı şey da alamadılar. Demek. Mesajı da alamadılar. Bir şey soracağım sana. Sor. Beni nasıl hayal ediyorsun? Sence sen nasıl birinin karşısındasın? Tip olarak nasılım sence? Vallahi şu an çok donuk birinin. Orası kesin. Donmuş, hapşıran, burnunda evet. Aktığını ağlamayı hayal bilmeyen, hapşıran, donuk. Ne renk mesela saçların sence? Ben hiç böyle tahminler yapmam. Yapmaz mısın? Yapmam. Neden yapmam? Neden? Çünkü şimdi seni benim kendi dünyamda tahayyül edişimle senin kendi fiziki yapının, yani senin bildiğin yapın benim kafamda aynı örtüşmeyebilir. İşte ben onun için soruyorum ben sana. Ben de onun için cevap vermiyorum işte. Versene ne olur. Hayır, vallahi merak ediyorum. Ya ben öğrenmişimdir zaten, hileli cevap veririm şimdi.
Öğrenmiş misindir? Tabii. Anlatırlar mı? Ben tabii. Bana bir tür raporlar gelir. Öyle mi? Onu giymiş, bunu giymiş, şu var, bu var, şu yok, şu yok. Raporcu da karşımızda oturuyor. Raporcu. Kalk oradan. Raporcu seni. Anladım. Peki dokunduğum zaman mesela yüzünü... Ya bak şimdi konuşmaya başlayabiliriz işte. Dokunduğum zaman ne? Tahayyül edebiliyor musun? Yok. Şöyle bir algı var. O güzel bir şey değil. Yani bir insan böyle yüzüne dokunarak filan. Yüzleri anlamlandıran hatlardır. Yani herkesin iki işte burun deliği, iki kulağı, işte ağzı var filan. Oradan bir yol, oradan bir yere varamazsın yani. Ama bu tematik bir şey olarak bazen filmlerde, bazen işte anlatılarda yapılır. Evet, romantik yani, bir yani, şey olarak. Ama hiç kimse ses çıkarmasın. Oylum işte ya da ses çıkarmasın Metin. Biri gelsin böyle dokuna bu Metin, bu Ahmet diyemez. Anladım. Diyemez. Yani bunu öyle Hollywood'da yatması gibi bir şey yani. Yani Hollywood'da yatması, işte Yeşilçam'da yatması. Yeşilçam'da yatması. Orada da olur. Evet, orada da olur. Doğru. Peki tekrar albüme dönmek istiyorum ben. Ne kadar sürdü albümün hazırlığı Metinciğim? Albümün hazırlığı mesele değil de albümün çıkaracağımız tarihi bulmak çok uzun sürdü. Malum memleket zor günlerden geçti. Evet. Ve o zor günlerin bir kısmı terör, bir kısmı ihtilal teşebbüsüyle derken bizim üzüntülerimiz o kadar başka alanlara kaydı ki. Müzik bir anda gözümüzden de gönlümüzden de o aralar düştü. Başka acılarımız vardı çünkü. Doğru. Sonra hayat yine devam ediyor. Ve bir devam etmesi için de bizim de bir şeyler yapmamız lazım. Hayatı öyle yüzüstü bırakamayız. Dolayısıyla Allah güzel ülkemizi, güzel vatanımızı, güzel insanlarımızı bütün bu tehlikelerden koruduktan, amin, ve düze hemen hemen çıktıktan sonra da dedik ki hadi açalım dükkanı. Bizim de bir işimiz var. Var. Dolayısıyla herkes işini yapmazsa memlekette işler yürümez. Doğru. Moraller yeniden düzelmez, toparlanmaz. Doğru. Ve bu algıyla ve bu düşünceyle de işimize tekrar geri döndük. Bu albümü çıkardık. Tek Yürek. Benim için iyi bir albüm, iyi bir çalışma oldu. İsmi de tam böyle vatanımızda birlik, beraberlik, doğru, kardeşlik düzeninin üstüne cuk oturdu diye düşünüyorum. Aşk, doğru, şarkısı ama Tek Yürek her konuda, her yerde bir birliktelik imajı verir. Aynen. O yüzden ne olur vatanca, milletçe, Türkiye'ce Tek Yürek olalım. Bu aralar Tek Yürek olmamız her şeyden daha önemli. Televizyon projesi var mı? Sen böyle ara sıra yapıyorsun. Var, görüşüyoruz. Evet evet, bu geçen hafta bir şeyler yapıyoruz. Yine sizi şaşırtacak bir şey yapacağız. En son Dert dinliyordun. Ya ben Dert babasıyım. En son Dert geliyordu AVM'lerde, doğru, insanlar sana Dert anlatıyorlardı. Bence çok güzel projeydi. O güzel Metin projeydi. Çok güzeldi. Güzel projeydi ve o zaman bir kaç ay yaptık onu? Bir 4-5 ay yaptık. Dert dinlemek çok güzel. İnsanlara tavsiyelerde bulunmak güzel ama işte şey gibi oluyor ya. Biraz o da yoruyor çok fazla. Hani bir saatten sonra o kadar dert sana sert gibi geliyor. O kadar dert aşar seni yani. Yani yo, aşmıyor ama yani şey olduk, biraz ara verelim dedik buna. Onun içinde bir de ben demin konuşurken şeydeki diğer programı kastediyorsun zannettim. O zaman bir haber sunuyorduk da reklamlarda oynayınca oradan Rütük'ten öyle bir kural vardı. Onu kaldırdık demişim. Meğer sen bunu sormak istemişsin. Evet, bunu sormuştum. Karıştırdım ben. Şimdi onu da düzeltmiş oldum arada. Evet. İzleyiciler ne dediğimizi anlamadı burada. Anlamadı ama, olsun, ama biz tamam, ben anlatmış oldum. Yayın dışı konuşuyorduk, sohbet ediyorduk da. O programı çok seviyordum. Çok güzeldi kanalda o. Kanalda biraz şey yaptı herhalde hani. Programı çok mu dertli buldu? Öyle bir benim aslında kanalın şefikliğiydi. Tamam bu yeter bu. Bu kadar demek yeter. Ha, ay, ay. Ben de dedim ki tamam, kanala bu kadar dert yeterse bana da bu kadar dert yeter. Senin zaten içinde bulunduğun proje biraz müzikli, keyifli, eğlenceli olmalı Metin. Hiç tabii, ben hiç öyle, doğru, o projelerin adamı gibiyim ama ben bu ülkede nereye elimi atıp bir küçücük bir şey düzeltebilirsem orası benim alanımdır diye düşünüyorum. Çünkü bu memleketin neresine hizmet edersen et hepsi kutsal benim için. Metin, o kadar düzgün, o kadar özel bir insansın ki işine o kadar saygı duyan ve insanlara karşı da saygı duyan bir insansın ki
gerçekten o cuma gününkü olayla alakalı söylüyorum. Hiç. Ben sana bir şey söyleyeyim. Senin hakkında o kadar güzel konuştuk ki. Çok özel bir insan Metin Şentürk. İnsana insanca muamele eden, saygılı, ne dediğini, ne istediğini, ne yapması gerektiğini o kadar iyi bilen bir insan ki. Gerçekten çok teşekkürler. Ben aslında bunu şöyle Gültaş'la da konuşmuştuk. Evet. Ya ben dedim ki bakın dedim çok değil ben doğru olanı yapıyorum. Başkaları bu doğruyu yapmadığı için ben özelmiş gibi duruyorum. Aslında normal olan benim yaptığım. Öyle ama yani ama dışarıda yapmayan çok fazla evet, var. Sağımızda solumuzda. Metinci. Gerçekten öyle olması gerektiğini bilmeyen insanlar olduğu için biz oradan rol çalıyoruz işte. Biraz özelmiş gibi duruyoruz. Özelsin, özelsin. Gerçekten. Hayata yok mu? Yeni rekor denemesi yok mu? Yapacağız. Tanıtma fonunda bir geçen yıl bir bütçe çıktı oradan. O bütçeyle olmazdı o. O dediğini açalım yeni rekorun. İşte yani yeni rekoru kırmak için yine ekip. O çok meşakkatli bir süreç. Yine araç kullanma yani hız denemesi yapacağız. İngiltere bizden geri aldı ya onu. Evet. Onu tekrar geri almak için bir çaba ya şey, imza atmak istedik. Bunlar çok masraflı işler bir yandan da. Neden? Masrafı ne mesela çok, bunun? Bir kere 70 kişi falan bir ekip çalışıyor orada. Benle kamp kuruyoruz biz. Bir 10-15 gün. İngiltere'den gözlem ekipleri geliyor. Hakemler geliyor. Teknik donanım geliyor. Ondan sonra bütün arabaların o süreçteki lastikleri, fren sistemleri. Daha arabaları konuşmadık yani. Bir de arabaları bulmakta da zorluk çekiyoruz. Bana adam arabasını verirken ya bu adam kaza yaparsa ben sigortadan paramı alamam diyor yani doğal olarak. Anladın mı? Var geçen içinde. Sefer kim vermişti arabasını? Valla geçen sefer sevgili Bülent dostumuzla Fiat Yapı'nın iki aracını kullanmıştık. İkisi peş peşe olmak zorunda ve ikisi de aynı sürette olması lazım ki birbirini takip edebilsin diye. Biliyorsunuz yalnız oluyorum aracın içinde. Evet. Onun için ama yapacağız. Bir formül bulacağız. Biz yapacağız dediysek tabii olacak canım, demek. Bu sana geri dönsün. Ya geri dönecek. Bir geri daha dönsün. Bir yere gitmemek üzere dönecek. Öyle bir şey. Geçen tabii, sefer 350 mi yapmıştın? 315 gidiş, 310 dönüştü. O zaman şimdi 350'ye mi çıkıyoruz? Ne yapıyoruz? Bir daha birinin çıkamayacağı bir yere çıkacağız. Daha ötesi var mı sence? Uzaya çıkıyor. Metin Şentürk bunu diyorsa uzaya gidiyor demektir. Metin'cim, şimdi referandum dolayısıyla bizim programımızın süresi kısaldı. Normalde 12'ye kadar yapıyoruz ama 11'e kadar yapacağımız için programımızın tamam. Maalesef sonuna geldik. Evet. Ama bir parça daha dinlemek olur, istiyoruz senden. Olur. O zaman dönemezsin. Tahir Dökmen'in dönemezsin. Bir de tamam. Hocamıza da selam göndermiş tamam, olalım. Onun da gönlü olsun inşallah. Çok teşekkürler geldiğiniz için. İyi ki geldin. Teşekkür ederim. İyi ki varsın. Böyle bir morgda yaşattığınız için teşekkür ederim. Hücrelerin dinamik kalsın. Yemin ediyorum tir titriyor. Evet donduk vallahi. Ben hapşırmaya başladım arkadaşlar. Kasıtları var bize Metin. Vallahi dur bakalım ama düzelttiler şimdi. Evet şimdi. Buyurun ben hazırım. Buyurunuz. Kim bilir ki neredesin, hangi yaban eldesin?
başkasıyla. Ağlamazsın başkasıyla. Yapamazsın başkasıyla. Bir yanı cennet. Vatanımızda pek çok gizli kalmış yetenek mevcut. Bu yetenekler kim zaman kendilerini gösterebiliyor, kimi zaman da kaybolup gidiyor. Burası hafta sonu olarak yeni bir köşeye başlıyoruz. Ben de varım. Eğer siz de yetenekliyim ama kimseye sesimi duyuramıyorum, kimse beni fark etmiyor diyorsanız, burası hafta sonu @habertürk.com'dan bize ulaşabilirsiniz. Bize ulaşın, sizi programımıza davet edelim. Parkinson işlevsel yaşamın sonu değil. Erken teşhis ve doğru tedavi yöntemleriyle hastalık belirtilerini kontrol altına almak mümkün. Yavaş ilerleyen bu hastalığın aşamalarındaki tedavi süreçleri nelerdir? Fizyoterapiyle pratik çözümler mümkün müdür? 11 Nisan Dünya Parkinson Hastalığı Günü doğrultusunda hastalık hakkındaki önemli ve güncel bilgileri bizlerle paylaşmak üzere Operatör Doktor Ali Zırh ve hareket bozukluğu hastalarına sosyal sorumluluk projesi kapsamında destek olmak için beyin pili tedavisi hakkında konuşmak üzere Beyin Pili Hastaları Dernek Başkanı Avukat Ahmet Metin şimdi burası hafta sonunda Oylum Talon'un konu. Evet efendim, çok önemli bir konu. Tanımlanmasının üstünden 200 yıl zaman geçti. Parkinson'dan bahsediyorum. Parkinson deyince akla ilk gelen doktorlardan biri Operatör Doktor Ali Zırh bizlerle beraber ve Beyin Pili Hastaları Derneği Başkanı Avukat Ahmet Metin'i ağırlıyoruz. Bir de Parkinson hastamız var ki kendisi çok ama çok genç. Ne kadar gençsiniz dedim ama
o kadar iyi ve sağlıklı gözüküyorsunuz ki maşallah diyeceğim ama buraya vurmayacağım çünkü vurma oraya dedi bana çok büyük değerli bir büyüğüm. Maşallah diyeceğim size ve hemen sözü Sayın Ali Zırh'a bırakmak istiyorum. Biraz bize Parkinson'dan bahseder misiniz? Parkinson genelde ileri yaşlarda ortaya çıkan. Hareketlerde yavaşlama, yüz hatlarında donukluk, bizim maske yüz dediğimiz değişim. Eğer varsa vücudun bir yanında para sayar tarzda diye tarif edebileceğimiz, özellikle istirahat halinde ortaya çıkan titreme, küçük adımlarla öne eğik yürüme, hareketlerde katılık, yavaşlıkla giden bir hastalık. Bu beyindeki dopamin dediğimiz maddenin azalmasıyla ortaya çıktığı için genelde ileri yaşlarda ortaya çıkıyor. Ve başlangıç tedavisi ilaç tedavisi oluyor. Genelde hastalarımızın önemli bir kısmı tıbbi tedaviden yarar görüyorlar. Ancak aradan yıllar geçer, ilaçlar yetmez, ilaç yan etkileri ortaya çıkar. Hastalar artık günlük yaşantılarını ilaç tedavisine rağmen normal sürdüremez. Yoğun ilaç yan etkileri yaşar. Veya en baştan özellikle yaşı genç hastalar titremeyle giden şikayetleri tıbbi tedaviyle düzelmezse o zaman da biz beyin pili ameliyatlarını uyguluyoruz. Beyin pilleri basitçe beynin içine yerleştirdiğimiz iki küçük elektrot, birer uzatma kablosu ve göğüste kalp pili gibi yerleştirdiğimiz bir pil sisteminden oluşuyor. Bilgisayar aracılığıyla dışarıdan programlayarak beynin içine verdiğimiz elektrik akımıyla, eğer elektrotları doğru yere koyabildiysek, hastaların yaşamında önemli ölçüde katkı sağlıyoruz. Biz bunu enteresan. Aslında ömrü ne kadar Ali Bey bu adı pillerin? Adı pil, yaklaşık bir 4-5 yıllık bir batarya ömrü var. Gerekirse sonra değiştiriyoruz. Ben bunu hastalığın saatini geri almak olarak tanımlamak istiyorum. Çünkü bu bir kür değil. Hastalığı ortadan kaldırmıyoruz. Ama biz 10 yıllık bir hastayı ameliyat ettiğimizde, aslında burada 23 ve 10 yıllık iki hastamız var. Siz de mi hastasınız? Evet. Tamam. biz 10 yıllık bir hastayı ameliyat ettiğimizde hastalığın 1. 2. senesindeki hallerine geriye getirebiliyoruz. Bu da bağımsız yaşayamayan, sosyal yaşantısını artık sürdüremeyen, başkasının yardımıyla yaşayabilen kişilerin yeniden eski yaşamlarına kavuşması, yeniden çoğunun mesleğine geri dönebilmesi anlamına geliyor. Ama Ali Bey, her titreme Parkinson değil. Mesela tremor diye bir şey hatırlıyorum ben. Tremor kelimesini biz titremeye kullanıyoruz zaten. Parkinson titremesi genelde istirahat titremesidir. Eller kucaktayken iki yana sarkıtınca ve sıklıkla bir Parkinson hastasına ellerini kaldır dediğiniz zaman titremesi durur. Ama özellikle genç yaşlarda olan, hani heyecanlanınca hepimizde de olan, bir şey tutarken, bir işlem yaparken bizim pozisyonel ya da esansiyel tremor dediğimiz bir başka tip titreme var. O da farklı bir titremedir ama eğer o da tıbbi tedaviyle yeterli yararı sağlayamıyorsak biz onu da beyin piliyle önemli ölçüde azaltıp durdurabiliyoruz. Şimdi çok genç gördüğüm, çünkü hani az önce dediniz ya, dopamin azalıyor ve yaşlılıkta azaldığı için genelde yaşlılıkta Parkinson daha fazla görülüyor dediniz. Biraz hikayenizden bahseder misiniz? Yaşınız? 40 yaşındayım. Ay, daha genç gözüküyorsunuz. Öncelikle onu çok söyleyeyim. Ve harika ama gözüküyorsunuz. Çok iyiyim. Çok iyi gözüküyorsunuz. Evet, çok iyiyim. Hiç bakıyorum hani Parkinson'larda hemen bir titreme görülür. Evet. Hiç titreme yok. Değilim. Ya, o yüzden beyin pilini taktırdım. Maşallah. Ve halkın da bunu öğrenmesini istediğim için bu programa katılma isteğinde bulundum ben. İsminiz neydi? Arzu. Arzu Hanım, nasıl başladı hikayeniz? Başlangıcım, benim çocuğum vardı, engelli ve özürlü. 13 sene önce doğumda kaynaklanan, genetik olarak kaynaklanan bronkopulmoner dipsleri dediğimiz ciğerlerinin nefes alamamasından ötürü beyin ölümü gerçekleşti. Onun için çocuğuma bakarken bir taraftan iyilik yaparken kendime de kötülük mü yaptım diyeyim, bir şeyler oldu. Sinirle birlikte titremelerim çoğaldı. Ve kendi kendinize vücudunuzdaki dopamini anladığım kadarıyla emdiniz. Böyle bir tıbbi olay söz konusu mu bilmiyorum ama. Üzüntüye endeksli değil. Üzüntü, sıkıntı, stres hastalık bulgularını ön plana getirebiliyor. Ama Arzu Hanım'ın ailesinde de Parkinson olan bir dayım kişi da var. Ve bazen genç yaşlarda ortaya çıkabiliyor. Aşağı yukarı Parkinson hastalarının %20 kadarı 50 yaş altında. Bunun yarıya yakında 40 yaş altında görülebiliyor. Biz bunlara genç yaşta görülen Parkinson. Aslında Parkinson kalıtsal bir hastalık değil ama bazen genç yaşta görüldüğünde oluyor. Anladım. Tabii problem, hastalar akla gelmediği için tanı konmakta zorluk çekiyorlar. Aslında çok zorlandım. Çok zorlandım. 32-35 tane doktora gittim. Onlar bana Parkinson'u yakıştıramadığı için teşhis koyamadılar. İşte psikolojik dediler. Moraliniz çok bozuk diye konuştular.
Ama en sonunda bu hastalığın bilinmesini istiyorum. Gençlerde de olabileceğini, yayılabileceğini. Çünkü bu yaşantım içerisinde alkolik dediler. Yani bilgi eksikliğinden kaynaklandığı için, yani bunu herkesin bilmesini istiyorum. Hani çok tedavisi de var. Tedavisi de var ve son derece güzel bir şekilde. Normalde şu anda birazcık heyecanlandınız. Heyecanlandınız. Çok heyecanlanmayın. Heyecanlanmayın ve size dönmek istiyorum. Ahmet Bey, siz hem Parkinson hastasısınız. Evet, hem de beyin pili. Çok iyi gözüküyorsunuz. Hem de beyin pili ameliyatı. Hem de beyin pili hastaları derneği başkanısınız. Başkanıyım. Aynı zamanda beyin pili ameliyatı da geçirmiş bir kişiyim. O zaman sizin de hikayenizi dinleyelim. Ben 50 yaşında tanıştım bu hastalıkla. Uzun bir süre klinik tedavi gördüm. Ama belli bir zaman sonra bu tedaviye cevap vermeyince kaçınılmaz olan beyin pili ameliyatını geçirdim. Şimdi biraz evvel arkadaşımızın bahsettiği gibi bu çaresiz bir hastalık değil. Ama bunun toplum bilincini, toplumun bu bilinci bilmesi ve öğrenmesi lazım. Neyi öğrenmesi gerektiğini ameliyatla beyin pilinin... Parkinson hastalığı. Evet, Parkinson hastalarının ameliyatla, beyin pili ameliyatı ile tedavi olabileceklerini bilmesi lazım. Çünkü doğru adres, doğru bilinç bunun uygulanması. Ben aşağı yukarı 2,5 sene oldu ameliyat olalı. Çok şükür oldukça iyiyim. Ondan evvel hayat kalitesi, yaşam kalitesi çok düşüktü. Gerçekten hayatla bağımı koparmış bir ortamdayken bu ameliyat oldum. Ama tabii ameliyat sonrası son derece iyiyim. Ve üstüne bir de derneğini kurdunuz. Hem derneğini kurdum hem de mesleğimi gayet güzel bir şekilde icra ediyorum. Hiçbir sorunum kalmadı diyebilirim. Hı. İnanın bana Parkinson hastasıyım deseniz ikinizin de kanıtla derim. Doktor raporu isterim. O kadar iyi gözüküyorsunuz. Şimdi ameliyat tabii ki hastalığı ortadan kaldırmıyor ama büyük ölçüde geriye çekiyor. Evet. Ameliyatla birlikte biz aşağı yukarı bu hastalığa yakalandığımızın ilk senelerine döndük. Hayata yeniden atıldık. Yeni baştan yaşama sarıldık. Ne kadar güzel, ne kadar önemli. Ali Bey, beyin pili son etapta takmayı aslında arzu ediyoruz diyorsunuz. Ama aslında şimdi gördüğüm zaman hemen yapsak mı da daha iyi değil mi? Şimdi birincisi tıbbi tedavinin yetersiz kaldı. Artık tıkandığı durumlar bilimsel açıdan doğru stratejiler. Ama bazen genç hastalarda en baştan bulguları düzeltemiyorsak o zaman öneriyoruz. Bir de tabii çok genç yaştaki hastalara yoğun ilaç başlamak mı doğru? Yoksa artık çünkü beyin pili tedavisi bir yerde en iyi tıbbi tedaviye eşdeğer, hatta bazı çalışmalarda ondan daha başarılı bir tedavi. Ama sonuçta bir ameliyat, yani %1 de olsa beyin ameliyatı statüsünde midir bu? Tabii aslında bir beyin ameliyatı. Farkı biz hastalarla sohbet ederek, konuşarak, fıkra anlatarak, lokal anestezi, uyanık, karşılıklı yardımlaşarak yapıyoruz. Lokal anestezi bu daha iyi. Evet, ama sonuçta bir ameliyat. Ameliyat. Evet. Burada tabii sizin de bahsettiğiniz gibi bu yıl Parkinson hastalığıyla tanışmamızın 200. yılı. Biz de Beyin Pili Hastaları Derneği olarak 200 beyin pilli hastamızı bir araya getirip böyle bir etkinliği gerçekleştirmeye çalıştık. 200 beyin pili takılmış hasta mı var? Dün böyle bir birlikteliği çok daha fazla. Ama dün 200 kişiyle bir araya geldi. Ama sanırım biz dünyanın ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden 200 hastayı günün anlamı ve önemi itibariyle bir araya getirip hem farkındalığı hem tanınımını yapmaya çalıştık. Elde mi başlıyor? Küçük parmakta mı başlıyor Parkinson, yoksa çeşitli genelde vücudun bir yanında diyebilirim. Çünkü bir yanda daha biraz tipik Parkinson'da dopamin azalması önde gidiyor. Eğer titreme varsa elde titremeyle başlıyor. Evet. Ve bu titreme daha çok parasayar tarzı yorar diyebilirim. Yorar mı bu titreme? Yoruyor tabii ki. Ama çoğu hastada titremeye ilave katılık, yavaşlık, hareket etme güçlüğü oluyor. Ve hastalık ilerledikçe katılık ve yavaşlık daha ön plana gelmeye başlıyor. Yani sürekli frenine daha çok basılan bir araba gibi düşünelim. O zaman da tabii titreme doğal seyirde de biraz azalıyor. Ama bu sefer hastalar hareket edememeye veya günlük yaşantılarını rahat sürdürememeye başlıyorlar. Çok teşekkür ediyorum bizlerle bir araya geldiğiniz için. 200. yılında son olarak bir cümleyle ne söylemek istersiniz izleyicilerimize Ali Bey?
Parkinson hastalığı kronik, ilerleyici bir hastalık ama çaresiz değiliz. Eğer doğru uygun hastaysa, doğru tanı ve doğru yapılan ameliyatlarla hastaların yaşam kalitelerine önemli ölçüde katkıda bulunabiliyoruz. Çok teşekkür ediyorum bizlerle beraber olduğunuz için. İyi ki geldiniz. Yani tekrar tekrar maşallah demek istiyorum size. Çünkü inanın hiç hasta gibi gözükmüyorsunuz. Çok mutlu oldum sizi böyle sağlıklı ve iyi, dinç bir şekilde gördüğüm için. Buradan belki Parkinson hastalarına da bir umut olmuş oluruz. Evet. Az önce dediğim gibi operatör doktor Ali Zırh Parkinson deyince ülkemizde ilk akla gelen isimlerden biri, hatta belki ilk akla gelen isim. Kendisini ağırladık bugün. Dün beyin pili takılan 200 hastayı bir araya getirdiler. 200. yıl dolayısıyla farkındalık yaratmak açısından güzel bir birlikteliğe imza attılar. 200. yılında umut ediyorum ki öyle bir noktaya gelelim ki tek bir ilaçla bitti. Değil mi? Ne güzel. Hepimizin umudu bu ama bilim insanlarımız bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Özellikle Parkinson, Alzheimer konusunda çok ciddi çalışmalar var. 201. yılında yine bir arada oluruz Doktor Bey. Sağ olun, ne diyorsunuz? Doğru, yine bir araya geliriz. Tekrar teşekkür ediyorum. İyi pazarlar diliyorum sizlere. Malum programımızın biraz süresi kısaldı referanduma kadar. Bugün bu saatte bitiriyoruz efendim. 16'sından itibaren yine aynen geçmişteki akışımıza döneceğiz. Bu arada kendinize iyi bakınız diyorum. Önümüzdeki cumartesi günü sizlerle buluşuncaya kadar sizler için tek dileğim, ama tek dileğim sağlık. Sağlıktan başka zaten neyin önemi var? Hiçbir şeyin önemi yok. Herkese sağlıklı günler. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Teşekkür ederiz. Çok.